Bülent Hocam, Guatr'da atom tedavisi duyuyoruz. Peki atom tedavisi nedir? Şimdi tiroid hastalıklarında ve tiroid kanserinde atom tedavisi esasında bu nükleer tıp uzmanlık alanı. Fakat biz de çok tiroid ameliyatı yaptığım için özellikle tiroid kanseri ameliyatları sonrasında bir nükleer tıp birimiyle beraber çalışıyoruz. Ben sıklıkla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nükleer biriminde bir arkadaşım var, Doktor Sait Bey. Onunla beraber çalışıyorum. Atom tedavisi şunun için yapılır. Yani bazen iyi huylu hastalıklar için de yapılır ama genelde artık ondan biraz uzaklaşıldı. Daha çok tiroid kanserleri için uygulanıyor. O da şöyle düşünün. Şimdi ameliyatı yaptık. Tiroid bezinin, tiroidde kanser var ise tamamının alınması lazım. Hiç tiroid dokusu bırakılmadı. Hepsi temizlendi. Ama bir cerrah sonuçta bir insan. Elinle hissettiği, gözünle gördüğü dokuları temizleyebilir. Diyelim ki hücresel bazda görünmeyen küçük küçük odaklar kaldı. Bunları yok edecek olan şey de radyoaktif iyot tedavisidir. Yani halk arasında bilinen atom tedavisi. Şimdi atom tedavisi deyince insanlar hem birden morali bozuluyor, sanki bu kemoterapi, radyoterapi gibi bir şey şeklinde algılıyorlar. Hiç öyle bir şey değil. Uygulaması kolay. Ülkemizde çok iyi merkezler var. Atom tedavisi tiroid dokusu ve hücreleri iyotu çok sever. Bir iyot açlığı oluşturuluyor. Onun belli bir diyeti var. Uzmanları planlıyor. İyota, yani çölde susuz kalmış bir hayvan gibi o hücreler iyota acıkıyor. Ondan sonra da bu sefer radyoaktif maddeyle işaretlenmiş iyot veriliyor. Onu tutuyor, zıt diye yok oluyor. Bu geriye kalan, görülmemiş olan hücreleri yok etmek adına yapılan bir şeydir. Ama yine de tekrar söylüyorum, önce iyi bir ameliyat, geride minimal doku bırakılması ya da hiç bırakılmaması, görülecek olan atom tedavisini de daha da kolaylaştırır. Yani iki seans yapılacağına bir seans yapılır, 10 birim verileceğine 2 birim verilir gibi. Onun için cerrahi konusu çok önemli. Atom tedavisi de bize çok yardımcı olan bir şey. Bazen papiller karsinomun akciğer metastazları, boyunda lenf bezi ne metastazları olur. Çok ileri olan tümörlerde daha agresif bir ameliyat yapıp boyundaki lenf bezlerini de temizliyoruz. Ardından yine de bir şey kalmış ise nükleer tıp ile görüşüp atom tedavisi, onlar da önerirse yaptırıyoruz.